Bilen polenlerde uçuşmaya başladı. Aman dikkat. Alerjik bünyeler için tehlike kapıda. Burun akıntısı ve hapşırma bilinen belirtiler. Kritik konu bu belirtilerin kaç gün devam ettiği. Bahar aylarının bir kabusa dönüşmesini istemiyorsanız uzmanından alerjiye karşı öneriler geliyor. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında saman nezlesi olan hastalar ciddi bir şekilde semptomatik hale gelirler. Alerjisi olanlar dikkat. Havanın ısınması ile birlikte polenler de uçuşmaya başladı. Yani saman nezlesi artık kapıda. En önemli semptomlar arasında hapşırma, burun akıntısı, burun kaşıntısı, gözlerde kaşıntı, damakta kaşıntı semptomlarını oluştururlar. Kabak ağaçları var. O kabak ağaçlarından çıkan o pamuklar yürürken bir anda böyle hani buruma kaçabiliyor, affedersiniz. Bir kaşıntı başlıyor. İşte bu pamukçuklar alerjisi olanların kabusu. Eğer burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtiler 2 hafta sürerse doktora gidilmeli. Cilt testi tedavinin en önemli noktası. Bir takım maddeleri ön kolumuza dokundurarak vücudumuzun derinin ona vermiş olduğu reaksiyonlara bakarak kişinin neye karşı alerjisi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Saman nezlesindeki önemli noktalardan birisi de bulunduğunuz ortamla ilgili. Ortamın toz tutan materyallerden arındırılması gerekiyor. Yine bir diğer önemli nokta bulunduğunuz ortamın aralıklarla havalandırılması. Yerlerin halılardan temizlenmesi, kolay silinebilir yüzeyler haline getirilmesi, yatak odasında kitaplık bulundurulmaması gibi evde bir takım önlemler alıyoruz. Risk grubunda 4 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü yetişkinler var. Eğer hastalık ağır seyrederse aşı da tedavi yöntemlerinden biri. Her akşam can